29 Haziran 2023 günlerden Perşembe, İsviçre'deki 7. günüm. Şimdi Sion kentine geldik. Küçük şirin bir şehir. Gene burada herkes Fransızca konuşuyor. Karşısı Alp Dağları olabilir, olmayabilir bilmiyorum. Burada ne yazıyor? Château et Musées diyor. Burada gene Fransızca bir şeyler yazıyor. Burada da Latince yıl yazmışlar. MCM, LXI, 1963. 60 yıllık bir yazı bu. Böyle yine güzel, hoş, dar sokaklar. Maalesef yazı yazmışlar. Sion Kalesi'ni görmeye geldik. Kale hemen yukarımızda. Biraz oraya çıkacağız. Tabii önce bir kahvaltı yapalım şöyle gölge bir yerde. Güzel bir yer ararız. Neyse gezmeye devam. Masal gibi ülke. Her şehri birbirinden güzel. Vay. İsviçre kentlerinin olmazsa olmazı saat kuleleri her yerde. Böyle güzel saatler var. Mis gibi Alp Dağları. M, D, C, 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 L, X, E, X. Ne oluyor? M, D, C, C, 1700, 1800, 1869. 1869 yılından kalma bina. Vay 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 vay. Yani 154 yıllık bir bina. Güzel. Evet, Sion sokaklarındaki evler böyle. Okay. Bin üç yüz mü, 1500 mü? Tarih yazıyor üzerine ama 1390 herhalde. Vay. Sarmaşık kaplı bir bina daha. Sion'da böyle birçok geçit görebilirsiniz. Bir yere var mı? Evin bahçesine çıkıyor böyle geçitler. Çok hoşdur. Taş ve ahşap işçiliği birbirine geçmiş. Bir de böyle metal işçiliği. Epey dik yokuşlar olduğu için insanlar yorulabilir diye bu korkulukları yapmışlar. Mantıklı. Burası herhalde Sion Kilisesi. Muhteşem. Yol bitiyor herhalde orada. Neyse buradan geri dönelim. Çok tuhaf. Muhtemelen biz şu anda binanın içine girdik. Evet,
Adamlar apartman girişi bile enteresan. Tuhaflıklar ülkesi İsviçre. Masal gibi yer. Evet, burada çalışan bir hanımefendi var. Amele olabilir. İşte bizdeki amele, onlardaki amele. Evet. Amca ulaşayım, yardım etsene. Bak o yokuş şimdi çıkartacak onu. Helal olsun lan. Helal olsun, vallahi helal olsun. Git karşıla. Siyon sokaklarında böyle muhteşem kapılar var. Hepsi birbirinden güzel ve özel. Bak kapının üzerine ne yazıyor? 1632 mi? 33 mü? 38 mi? 39 mu? Belli değil mi? 1630 kesin. Yaklaşık 400 yıllık bir bina. Ve kapısı. Tabi kapı daha sonradan restore edilmiş şimdi bilmiyorum ama. Hemen böyle şatonun altında. Şaka gibi yer. Siyon. Evet. Siyon eşittir benim için şu anda tünel demek. Her yerde böyle tünel yapmışlar. Böyle sadece arabaların geçmesi için değil. İnsanların evlerine giderken bile böyle. Evlerin otoparkı bile böyle tünellerden geçilerek ulaşılabiliyor. Bu şatoyu da sanat müzesine çevirmişler. Eğer açıksa birazdan orayı da gezeriz. Müze de la Nature Sion. Bu da herhalde doğa hayvan müzesi gibi bir şey. Burası çıksa burayı da gezeriz. Tabii fiyatlar çok uçuk açık değilse. Maalesef İsviçre'de her şey uçuk açık fiyatlı olduğu için biraz dikkat etmek lazım. Çünkü bayağı açıldık. Dünkü 39 franklık otopark ücretinden sonra acık yıprandık. Sion ve gene muhteşem bir kapı daha. 1606. Evin güzelliğinin minnoşluğu. Gene bir şatoya geldik. İşte burada eskiden hep şatoymuş. Las Marus Zermatt'tan. Hayret, ilk defa Almanca, İngilizce, Fransızca karışım bir kelime gördüm gibi. Kaç gündür herhalde Fransızca tabelalar.